Merhabalar, ben Kürte İsrafte ve Great Tech'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu bölümümüzde ilk önce enerji depolamayla başlayalım. Evet, bu arada şu yukarıda cihazın adını gösteren bir şey koydum. Bunun ne ol? Bunu da göstereyim size craftingini. Şu şekilde craft ediyor. Bir LASU block, medium voltage transformer, low voltage transformer ve iki advanced circuit. Bu da bu şekilde craft ediliyor. Gördüğünüz gibi 1 milyon EU depoluyor. Ve 5 EU çıkışına sahip. Peki bu böyle bir şey nasıl, ne işimize yarayacak diyeceksiniz. Bu bir multi-block yapıtı. Hatta durun, şöyle ilk önce tek bir tane eklenmiş halde göstereyim. Gördüğünüz gibi çıkış 6 oldu ve kapasite 2 katına çıktı. Şu an 4 tane eklenmiş durumda. Çıkış 9 oldu ve kapasite bu şekilde oldu. Buna ne kadar çok eklerseniz, ki istediğimiz kadar ekleyebiliyorsunuz. Ama sanırsam maksimum çıkış 512 oluyor. Ayrıca zaten çıkış arttıkça giriş de artmaya başlıyor. Hemen size büyük bir tane inşa edeyim. What the? Evet. Şimdi gittim, bu bloklarla bir ev inşa ettim. Ve gördüğünüz gibi şu an 512 giriş ve 512 çıkış var. Ama tabii demin de bahsettiğim gibi 512 giriş çıkıştan daha sonrası olmuyor. Kapasite artıyor ancak giriş çıkış değişmiyor gördüğünüz üzere. Yani maksimum giriş çıkışı 512. Aslında güzel bir ev malzemesi olurmuş bundan. Harbi. Evet, şimdi diğer depolama birimlerimize geçelim. Bu tamamen özelleştirilebilir bir depolamaydı. Yani o kadar özelleştirilebilir ki eve dönüşebiliyor. Neyse. Sırada MFSU'nun bir yükseltilmiş olan Adjustable Energy Storage Unit, kısacası AESU. Evet. Tuhaf bir adı var. Bunun güzel yanı, bu arada dikkat ederseniz giriş şu an 2048 ancak çıkış 32. Ama gördüğünüz gibi arttırabiliyoruz bile. Ve istediğiniz gibi çıkışını özelleştirebilirsiniz. Mesela şu an 1024 çıkış veriyor. 512 çıkış veriyor falan. Yani bunun crafting'i de aynen şu şekilde. Enerji orb şu şekilde craft ediliyor. Ve bir adet computer cube. Pahalı. Ama depoladığı enerji ve çıkış olayını hesaba katarsak ve giriş olayını da, hatta size bir MFSU ile kıyaslama yapayım. MFSU'nun depolama kapasitesi bu ise Adjustable Energy Storage Unit'in depolama kapasitesi. 10 katı. Ve sırada Interdimensional Energy Storage Unit. Evet, fantastik bir adı var. Bu arada tüm GreyTech enerji depolama birimlerinde şunu görürsünüz. Gayet tüm armorunuz burada listelenir. Bundan da fazla enerji depoluyor. Yapımına bakalım. Evet, Interdimensional Storage, Energy Storage Unit. 4 tane Adjustable Storage Unit, 1 Ender Chest ve 4 Iridium Plate. Ender Chest neden gerekli diye soracak olursanız, bekleyin şimdi. Evet, şuraya bir tane yerleştiriyorum. Buraya da bir tane yerleştiriyorum. Şimdi görün, içinde hiçbir enerji kaynağı yok. Ve kendime Ultimate Cheat Armor'umu veriyorum. Şunun içine koyuyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu full. Ama bu da full. Bu da full. Interdimensional Storage Unit'in olayı, bu dünya üzerinde sizin yerleştirdiğiniz, ama sizin yerleştirdiğiniz olmak zorunda, ya başka bir oyuncunun yerleştirdiği olmuyor. Sizin yerleştirdiğiniz her Adjustable Interdimensional Energy Storage Unit aynı depoyu kullanıyor.
Ha, bu ne işimize yarıyor? Enerji aktarımı. Diyelim reaktörümüz çok çok uzaklarda bir yerde. Elimize kayıpsız bir biçimde enerji taşımak istiyoruz. Alın size çözüm. Madeniniz bolsa kullanırsanız. Tabii bunu kullanmak için bir nükleer santral ya da pardon, füzyon reaktör lazım. Hani o amaçla kullanabilirsiniz de hani bunu yapmak için bunu yaparken daha değişik yollar da var ama enerji taşımak için güzel bir yöntem hani. Peki. Bu arada sizin koyduğunuz dedim. Başka bir player koyarsa ne olur? Bu sefer onun ID'si üzerine kaydolur. Onun koyduğu hepsi birbirine bağlı olur ancak bir sizinkilere bağlı olmaz. Bu şekilde Interdimensional Energy Storage Unit'ler. Ama bunun AESU'ya kıyasla bir farkı var. Çıktısını değiştiremiyorsun. Şimdi önceki videoda anlatmayı unuttuğum birkaç bir şey var. Onlara bir değineyim. Öncelikle şu heat vent'ler. Sanırsam şunlar da oluyordu. Emin değilim. Deneyeceğim. Ya bazılarından emin değilim çünkü ben de bunları yeni öğrendim. Cover olarak kullanılabiliyor. Evet. Gördüğünüz gibi gayet cover olarak kullanabiliyoruz. Sen kullanılabiliyor musun? Hayır, kullanılamıyorsun. Sen hayır, sen hayır, sen hayır. Hayır. Ve şunlara bakalım. Hayır, hayır. Evet. Evet. Onlar da böyle bir görüntü veriyor. Ve cover'larda erişemiyorsunuz. Yani cover bağlıysa eğer. Evet. Gördüm. Bu arada şunların özelliği, heat vent'lerin özelliği performansını arttırıyor. Dur, hammer değildi. Crowbar. Railcraft Crowbar da gayet gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu arada bu heat vent'ler falan tamamen bunların performansını arttırıyor. Makinelerin. Mesela sen nesin? Bu arada gördüğünüz gibi bazıları çok daha hızlı dönüyor. Tabii wrench lazım. Enerji cell. Ve 100'e çıkartalım. Hatta ikinci bir tane daha ekleyelim ve o da 100 olsun. Şimdi çalışıyor olması lazım, evet. Bu heatvent'ler makinenin performansını arttırıyorlar. Gördüğünüz üzere overclock için bir alternatif. Ve ufak bir detay. Hatırlarsanız bunun heat kapasitesini arttırmak için bunu kullanıyoruz demiştik normal koşullarda. Ancak bir örnek göstereceğim size. Evet, gördüğünüz gibi hepsi advanced olduğu takdirde 2880 oluyor. Fakat bazı recipe'lere bakıyoruz. Kımılda. O aradığımı bulayım. Ha, hot tungsten steel ingot yapmak için 3000K lazım. Buna nasıl erişeceğiz? Tabii ki de coil'lerle. Eğer dur. Bu ve bu sanırsam. Evet, bu ikisi pardon. Bu olmuyor. Gördüğünüz gibi heat kapasitesi bayağı bir arttı. Kendime bir blast furnace daha vereyim. Hangisi kaç arttırıyor göstereyim. Bunlardan maksimum 4'er tane koyabiliyorsunuz bu arada. Mesela şu an 2880.
Tabii önce bunu koymak gerekiyor. Sanırım 4 taneyi birden koymamız gerekiyor, evet. Evet, gördüğünüz gibi 3380 oldu. 2880'di. 500 arttırdı. Evet, 5 değil diyor. Bu kaç arttırıyor? Bu da bir 500 arttırıyor, evet. İkisi de 500 arttırıyor. Sanırsam. Evet, bu şekilde 3000'e... Bu arada 3000 elde etmeniz gereken maksimum sınır. Daha fazlasına ihtiyacınız yok. Yani ona göre düzenleyebilirsiniz. Evet. Şimdi gelelim enerji depolama itemlarına. Evet, itemlara geçtik kısacası. Enerji depolayan itemlara geçmeden önce bir şeye daha değinmek, bir konuya daha değinelim. Enerji üretme yolları. Hemen şuraya birkaç tanesini dizip geliyorum. Evet. Öncelikle bir şey daha gösterelim. Şu kablo. Bu Grid Technique dediği bir kablo şu şekilde craft ediliyor. Gördüğünüz gibi bayağı pahalı. Ama özelliği herhangi bir taşıma limiti yok. Her boyuttan enerjiyi taşıyabilir. Ve herhangi bir kayıp da yok. Mesela Glass Fiber Cable en iyi kablodur. Kabloydu bunu saymazsak. Ve 40 bloktan sonra bir EU kaybetmeye başlıyor. Bu isterseniz kilometrelerce sürsün, gene tek bir EU bile kaybetmez. Şimdi jeneratörlerimize geçelim. Dizel jeneratör. Gördüğünüz gibi bu. 12 EU çıkışına sahip ve yakılacak yakıtları. Gördüğünüz gibi biofuel, coal fuel, yine başka bir biofuel, nitro coal fuel, fuel, nitro dizel, tekrar biofuel, coal fuel, başa döndük. Bu şekilde 12 EU üretiyor bunları kullanarak. Bunun yanı sıra gas turbine gördüğünüz gibi 16 EU çıkışına sahip. Hidrojen, metane. Evet, bu ikisini yakıyor, sıkmış sadece. Gaz yakarak enerji elde ediyor. Sıradaki termal jeneratör. Gördüğünüz gibi sadece lavı yakıyor. Bu jeotermal jeneratörün Industrial Craft'ın kendi eklediği jeotermal jeneratörün yükseltilmiş hali. Normal jeotermal jeneratör 20 EU üretiyor. Bu ise 24 EU üretiyor. Ve bu şekilde craft ediliyor. Başka bir avantajı da çok daha az kullanıyor. Yani lavı çok daha az kullanıyor. Hatta buradan kullanımlarına bakalım. Termal jeneratör. Jeotermal jeneratör de göstermiyormuş. Pardon. Tamam. Sıradaki semi-fueled jeneratör. Gördüğünüz gibi 8 EU üretiyor. Değişik sıvılardan enerji üretimi sağlıyor. Biraz ucuz bir yol. Seed oil'den, creosote oil'den, biomass'ten, sodyumdan, lityumdan, oil'den, yani işlenmemiş sıvılardan üretiyor. Daha erken seviye bir enerji üretim yolu. Dragon Egg Simpton yapılışını gösterelim. Gördüğünüz gibi 1024 EU çıkışına sahipmiş galiba. Evet. Tabii süper kondansatör istiyor. Ve enerji üretimi bayağı fazla ama şöyle bir nokta var. Üstüne Dragon Egg koymanız lazım ve en kötü yanı Tomcraft'ta fazla ilerlemeden sakın bunu kullanmayın. Eğer Tomcraft kuruluysa. Çünkü çok fazla flux üretiyor. Eğer önceki sürümdeki tanıtımımı izlemiş olanlar varsa görmüştür. Sadece bir 5 dakika çalıştırdım ve artık yıldırımlar falan filan çakmaya başladı. O yüzden yakınlarında bir Pure Note falan filan olmadan ya da Flux'ı arındıracak bir şey olmadan sakın bunu kullanmayın. Sıradaki Magic Energy Converter. Gördüğünüz gibi Mercury Cell, Eye of Ender, Nether Star, Beacon, Quicksilver, Magic Tallow,
Amber, şartlar, essential'lar falan filanla enerji üretiyor. Yapılışına gelecek olursak, bu şekilde yapılıyor. Tabii Nether Star gerektiriyor yapımı. Çıkışı 24 EU. Sıradaki Magic Energy Absorber 128 EU çıkışına sahip. Ve yapımı bu şekilde. Biraz daha pahalı. Çevredeki bir node'u kullanarak enerji üretimini sağlıyor. Tabi bu da flux üretiyordu yanlış hatırlamıyorsam ama emin değilim. Hatta hemen bir wiki'den bakayım. Maalesef herhangi bir bilgi vermemişler. Sağlık olsun. Ama bildiğim kadarıyla flux üretiyordu hani. Tabi bir üretim yolu daha var. Daha sonra iki tane daha var. Bir tanesine. Bu videoda da ineceğim şimdi. Ama bir diğerine değinmeyeceğim. Plazma jeneratör. Bu başka bir videoda değinilecek. Çünkü o, onu anlatmak için öncelikle adını bugün hep unutup duruyorum. Fusion reaktörü tanıtmam lazım. Sıradaki Lightning Rod. Lightning Rod ilginç bir enerji üretim yolu. Fırtınalı bir bölgede yaşıyorsanız çok işinize yarayacaktır. Gördüğünüz gibi herhangi bir arayüzü yok. Bunu kullanmak için tabii çevresine şöyle bir şey bağlamanız lazım. Transformer. Evet, bunu bağlamanız lazım. Şu şekilde de çıkış ayarlayayım hatta. Evet, yani bu dört tanesini bağlamanız lazım. Aksi halde olmaz. Yani sistemlerinizi patlatabilirsiniz. Hatta bunlardan da emin değilim. O yüzden siz Super Condensator kullanın. Bu hatta şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı yüksek bir enerjiyi extreme voltaja çıkartıyor. Düşürüyor. Çıkış yönü bu. Geri kalanları giriş yönü. Greek tek makineleri bu tarz konularda biraz terstir. Neyse şimdi bu Lightning Rod'a gelecek olursak eğer bunu yapmak için bir şeye ihtiyacımız var. Iron Fence. Gördüğünüz gibi böyle yukarıya doğru bir Iron Fence inşa etmeniz lazım. Ediyorum hemen. Ne kadar yüksek inşa ederseniz o kadar yüksek bir şansla yıldırım çarpar buna. Bu da enerji elde eder size. Yani bir yıldırımdan bayağı uzun süre işinizi görecek enerji elde edebiliyorsunuz. Ve şurada artık bazı şeyler render olmamaya başladı bile. Chestler gözükmüyor mesela. Evet. Evet, bu artık yıldırım çarptığında gayet güzel enerji üretecek. Lightning Rod bu işe yarıyor ve Lightning Rod'un yapımına bakacak olursak bir de süper kondansatör, highly advanced machine block 4 tane ve energy flow circuit. Evet, bunlar enerji üretim yollarıydı. Şimdi yavaştan itemlara geçebiliriz. Evet, öncelikle demin gösterdiğim bir item'i göstereyim size. Ultimate Cheat Armor. Teknik olarak bir kuantum suit'tir. Size görünmezlik verir ve enerjisi asla bitmez. Böyle ilginç bir şey. Sıradaki item'lara gelecek olursak eğer... Bu arada bunu craft etmenin bir yolu yok. Sadece Creative Inventory'den alınabilir. Yani server adminleri içindir. Bu... Adını okuyamadım. Yani... Bu şekilde craft ediliyor. O amacı pozitif bir item silici. İçine koyduğunuz her item'ı silecektir. Kendisi de dahil olmak üzere. Evet. Bu pek biraz tuhaf oldu. Bunun yanı sıra duct tape var. Yani bant. Ama henüz bir kullanımı yok.
ileride planlanıyor. Iron Mortar ve Flint Mortar şu şekilde craft ediliyorlar. Kullanımları ingotları dust'a çevirmenizi sağlıyor. Aralarındaki fark bu 3 sayfa daha fazla şeyi çevirebiliyor. Ya başlangıç item bunlar tamamen. Devam edecek olursak jackhammer'lar. Bunların kullanım olayı tamamen taş kırmak üzerine. Eğer kendime stone verirsem bolca görürsünüz. Öncelikle iron yani tier 1 ve tier 2 bunlar. Evet, iron en bu aşağı seviyesi, steel onun biraz gelişmişi ve diamond en gelişmişi. Iron bu şekilde kırıyor ama sadece stone kırıyor. Mesela bu normal hızda steel'e geliyoruz. Bu hızda diamond'a geliyoruz ama bu hızda. Ama mesela önüne bir ore koyarsak gram kazmayacaktır. Ya, tamamen taşları temizlemek için aşırı hızlı bir yöntem bu. Evet, şimdi neye geçelim? Öncelikle rock cutter. Rock cutter şu şekilde craft edilen bir item. Gördüğünüz gibi burada gözükmüyor. Ha, burada gördüğünüz gibi kendiliğinden silk touch özelliğine sahip. Bunun olayı gene kendimize stone verelim diyecektim, veremedim. Onun yerine saltpeter ore veriyorum. Gördüğünüz gibi saltpeter ore'u normal kırdığım takdirde şu şekilde elime düşüyor. Ama ben or olarak gelmesini istiyorum. Çünkü or olarak işlediğimiz takdirde grinder'a koyabiliyoruz ve şöyle güzel bir kazanç elimize geçiyor. Rock cutter'la kırıyorum ve gördüğünüz gibi or olarak elimize düşüyor. Ama bunun zayıf noktası çok yavaş. Yani silk touch'lı bir fikex elde ederseniz daha avantajlı oluyor. Ama mesela camları falan da elde edebiliyorsunuz bunda. Vesaire vesaire. Yani enchant konusunda şansınıza güvenmiyorsanız gayet mantıklı bir seçenek. Ya da enchant kasmayı sevmiyorsanız. Sıradaki itemlerimizden bir tanesi Tesla Staff. Bunu şu an gösteremem çünkü herhangi bir başka oyuncu yok yanımda. Yani serverlarda PvP için bir item Quantum Suite'i bozuyor. Evet. Hatta o yüzden çoğu serverda genelde banlanan itemlerden bir tanesidir. Şimdi sırada Light Helmet. Light Helmet ne diye soracak olursanız hemen gece yapayım. Gece yapayım. Gördüğünüz gibi çevremizde ışık yayıyor. Bunu çıkartalım. Işık falan kalmadı. Takalım. Çevremizde ışık yanıyor. Yani ışık bizle birlikte geliyor. Aynı zamanda bir solar helmet özelliği de görüyor. Yani böyle bir itemimiz. Evet, sıradaki debug skinner. Bu da bir creative itemi. Bunlar hakkında detaylı bilgi veriyor. Ancak bunu creative'den almak çok kez, yani pek çok kez işe yarıyor. O yüzden creative'den almak yerine portable scanner yapıldı. Şu şekilde craft ediliyor assembly machine'de. Ve aynı işi görüyor. Sadece enerji harcıyor bu. Şu an enerji harcamıyor çünkü Great Chest Plate'im onu şarj ediyor. Great Chest Plate'imin şarjı da bitiyormuş. Evet. Bunun yanı sıra lithium battery var. Bir çeşit battery bu da. Lithium selli yapılıyor ve çok daha fazla enerji depoluyor. Bununla yapılan bir backpack söz konusu. Lithium backpack normal backpack'e kıyasla biraz daha fazla enerji depoluyor. Yani Greg Tech'in backpack'lerinden bir tanesi. Diğeri ise Lepitron pack. Lepbey'in upgrade edilmiş versiyonu. Ve bunun önemli bir noktası MFSU'da şarj edemezsiniz bunu. Bunun için Adjustable Energy Storage Unit lazım
size. MFSU'ya koyamıyorsunuz bile. Kabul etmiyor ya. Bakalım sana konuluyor mu? Konuluyor da işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde duruyor. Bir çeşit lepek görevi görüyor. Devam edecek olursak eğer. Energy Orb ve Cloaking Device'ı gösterelim. Energy Orb, Lepetronic Energy Orb pardon. Lepetron kristalin upgrade edilmiş hali. Ve bu da MFSU'ya konulmuyor. Cloaking Device şu şekilde craft ediliyor. Olayı bunu giyiniyorsunuz ve sizi görünmez yapıyor. Artık görünürüm ama. Diğer itemlarımıza gelecek olursak. Hemen seçiyorum. Hangisini tanıtabiliriz? Şu ikisinden zaten bahsettim. Şu bunların eğer bir işlevi varsa işlevlerini değiştiriyor. Ayrıyeten bunun hakkında ufak bir detay. Mesela kendimize pipe verelim. Buradan bağlanmasını engelliyoruz. Bağlı gözüküyor ama bağlanmıyor. Fakat şu kırmızı şekilde yaparsak bağlanıyor. Ama hala interface'e erişemiyoruz. Fakat pipe'lar erişebiliyor. Tekrar GregTech'e geri dönelim. Evet. Şimdi neye değinebiliriz? Bunları anlatıyordum. Ayrıca bunu çıkartmak için şu wrench hammer'la tıklıyorsunuz. İlla bunu kullanmanıza gerek yok. Bu hammer'a gerek yok. Hammer demişim, crowbar. Hammer nereden çıktı? Adını unuttum. Railcraft'ın crowbar da işe yarıyor. Bu şekilde craft ediliyor. Mavi, herhangi bir mavi dye ve refine iron. Bu da bu şekilde craft ediliyor. Şekline bakacak olursak eğer sanırsam Red Power çıktığında Red Power'ın tornidasıyla da çalışabilecek. Şimdiki item'ı tanıtmadan önce bir şey daha tanıtmak istiyorum. O da Sonic Tron. Bir makine gene. Şu şekilde değişik şeylerle ses elde ediyor ve kendimize buton verelim. Gördüğünüz gibi ses çaldı. Değişik itemler değişik seslere tekabül ediyor. Ve mesela diyelim bunda yazdığımız bir şeyi aktarmak istiyoruz. Bunun için Sonic Tron kullanacağız. Shift'e basılı tutarak buna sağ tıklarsak eğer bunun içindeki bir... Pardon. Yanlış oldu. Tekrar buna bir şey yazalım. Ve ben müziklerimi açık unuttum. Hayır. Evet, neyden kaynaklandı? En ufak bir fikrim bile yok. Şimdi buna bir şey yazdık. Eğer buna sağ tıklarsak ve bir saniye. Bundan da çalabiliyorduk diye hatırlıyorum. Neyse. Şimdi gördüğünüz gibi bu boş ve buna sağ tıklıyorum bununla. Pardon. Buna shift sağ tıklıyordum. Gördüğünüz gibi bunu yazıyor. Bunun kendisini de çalabiliyor olması lazım. Ama nasıl çalınıyor bilmiyorum. Dur. Bu sürümde henüz o özellik sorun yaratıyordu. Bunlar hala çalabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi gayet ikisi de aynı veriye sahip. İşte bu arkadaşlar. Tekrar craftinglerini göstermedim. Bu şekilde craft ediliyor. Bu da bu şekilde craft ediliyor. Hazır bunu göstermişken bir şey daha göstereyim.
Redstone mod blok. Yani yüzünü değiştirerek notasını değiştirebiliyorduk sanırsam. Emin değilim. Ayrıca redstone sinyaline göre tonu değişiyor. Yani redstone'umuzu da döşeyelim. Kullanım limi atı. Evet, çalışıyor bu. Burada neden çalışmıyor? Evet. Yüzünü bir tekrar değiştirelim. Evet, tabii sen olduğun için şu an ses sabit kalıyor. Senin bir yukarı mı gitmen lazım? Hemen bir test edelim. Pardon, ton buradan değişiyor, nota buradan değişiyor. Tabii sanırsam bazı sesler bozuk şu an. Evet, bazı sesler bozuk. Ama anladınız konsepti. Şimdi itemlardan devam edelim. Son bir itemimiz de Data Orb. Şu şekilde craft ediliyor. Bu içerisindeki datayı silmek için kullanılan bir şey. Ve kendimize bir adet daha computer verelim. Evet, sen bilgisayarsın. Buradaki olayımız şu. Mesela şuraya bir reaktör dizaynı koyduk ve sağ tıkladık. Artık buna depolandı bu ve buna shift'e basılı tutarak sağ tıklarsak olmadı. Nasıl yapıyorduk, unuttum. Sıfırladık. Hemen bir hatırlayıp geliyorum. Evet, hatırladım. Darsu test ettim, buldum. Mesela şöyle bir şey. Pek sağlıklı bir reaktör değil. Buna normal sağ tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu hala duruyor. Buna ise shift'e basılı tutarak sağ tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi tüm bu dizaynı, hatta sileyim. Tamamen bambaşka bir şey yapayım. Shift'e basılı tutarak sağ tıklıyorum ve o plan geri geliyor. Tabi bunu crafting table'a koyarsak sıfırlıyor kendini. Ayrıca bu da yani buna da şunu, mesela ben bunları kaldırmıştım. Evet. O note şey bilmem nelerini bilgilerini koyabiliyorsunuz. Evet. Bu bölümden de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.